Bir şey diyeyim mi size? Bu zeplin konusu bayağı ilginç bir konu ve bugüne kadar neredeyse hiç değinmedik bu konuya. Bir tek Şubat ayında Paris'e gittiğimde orada Le Bourget Havacılık ve Uzay Müzesi'nde bir zeplin kabini görmüştüm. Onu göstermiş size, aa bakın burada da bir tane zeplin kabini var diye. O kadar. Onun dışında neredeyse hiç değinmedik bu konuya. Bakın bu da bu zeplinin alt kısmı, kabini yani. Zeplinin üzerinde kocaman bir balon var. Yani uçmayı sağlayan şey zaten o. Alt kısmında da böyle bir kabin var. Yani boyutlarını, büyüklüğünü ben de ilk kez böyle yakından görüyorum bir zeplin kabinini. Zeplinler bayağı heybetli aletler ama temelde çok basit bir mantıkla uçuyorlar aslında. Havadan daha hafif gazlarla, ki son zamanlarda yani Hindenburg'dan sonra bu gaz helyum. Helyumla doldurulmuş balonlar motorlar ve kanatçıklar sayesinde yönlendirilebiliyor ve bu alette uçuyor. Olay bu yani, havadan hafif gazların bir balona doldurulması ve bu balonun yönlendirilebilmesi. Sonra gövdesinin içine ve alt kısmına kabinler konuluyor ve uçuyorsunuz. Tarihte ne zeplinler var. Adamlar gemi gibi yapmışlar. İçinde her şey var. Özel odalar, yemek masaları. Yani bayağı yolcu gemisi gibi zeplinler var tarihte. Zaten ilk çıktığı yıllarda yolcu gemilerine rakip olduğu için bu aletler haliyle standartları da ona göre. Zaten airship deniliyor bunlara, adı üstünde hava gemisi. Hindenburg zeplin faciası var bir de, mutlaka duymuşsunuzdur. Eğer bu video yeterince izlenirse onunla ilgili bir video yapacağım. Bakın dikkat ettiyseniz yeterince izlenirse diyorum. Burada dürüst davranacağım size. Sizden gelen talebe göre demeyeceğim ya da yorumlara yazın demeyeceğim. Çünkü yorumlardan ya da sizden gelen daha talepten daha ziyade ne kadar izleneceği etkili yeni bir video hazırlamam konusunda. O yüzden umuyorum ki bu video yeterince fazla izlenir, yeterince iyi rakamlara ulaşır ve ben de Hindenburg faciası ile ilgili bir video yaparım. Eminim o konuyu da benden dinlemek isteyen birçok insan vardır aranızda. Neyse, özet geçiyorum. Bayağı ilginç aletler bu zeplinler. Ama şimdi size daha ilginç bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin içinde hem zeplinler var hem Türkiye var. Yakın tarihimize dair ilginç, birçok kişinin bilmediğini tahmin ettim. Açıkçası benim de yakın zamanda öğrendiğim garip değişik bir olay. Airship VIP Koç, Tango Charlie, Alfa Victor Kilo. Burada araya küçük bir bilgi notu girmek istiyorum. Hali hazırda bu kanalın takipçisi olmayan birçok insan muhtemelen bu videoyu izleyecek. Haliyle bu Tango Charlie, Alfa bunlar ne demek bilmeyecekler. Aslında bu kanalı düzenli takip eden insanlar arasında da hala tam olarak bunların ne anlama geldiğini bilmeyen insanlar var. O yüzden o küçük bilgi notunu burada geçmek istiyorum. Bu NATO fonetik alfabesi. Sağda solda havacılık alfabesi diyenler de var. Ama biz daha geniş bir perspektiften bakıyoruz genel olarak. Hani otomobil plakası kodlarken şehir isimleri kullanıyoruz ya, Manisa, Adana, işte aynı hesap. Yani NATO fonetik alfabesinde de ya da havacılık alfabesinde de her harfin bir karşılığı var. A Alfa, B Bravo, C Charlie diye bu şekilde kodlanıyor harfler. Şu anda ekranda görüyorsunuz bu alfabeyi. Dileyenler durdurup biraz inceleyebilirler. Ben zaten bunları biliyorum, anlatırken sıkıldım diyen alfalarla da devam ediyoruz şu anda. Başlamadan önce şunu belirteyim. Airship VIP Koç neredeyse hiç görseli yok ortalıkta. Mevcut çok az görseli zaten videoda kullandım. Yani onlar da gerçekten böyle bir şeyin olduğunu görmeniz açısından, olayı zihninize hayal etmeniz açısından yardımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani videonun büyük bölümünde Nur Cemal'imi göreceksiniz. Yapacak bir şey yok. 1990'lı yıllar, ülkenin her türlü yeniliğe, her türlü maceraya sonuna kadar açık olduğu yıllarda. O günlerde Koç Holding'in yeni iş geliştirme koordinatörlüğü var. Başında da Ali Koç. Artık onun aklına mı geldi, birileri aklına mı soktu, bu işin tam neresindeydi bilmiyorum ama Koç Holding bir zeplin satın aldı. 21 Ekim 1998 günü Türkiye'nin ilk zeplini İstanbul semalarında uçmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezi zeplin üreten bilim şirketinin A150 modeliydi. 4 milyon dolara satın alınmıştı. Kabini 9 yolcu alabiliyordu. Maksimum 70 km/s hıza çıkabiliyordu. Dünyanın en büyük 3. zepliniydi. Airship VIP Koç ismi verilmişti ve bu isimle beraber Tango Charlie Alfa Victor Kilo olarak kuyruk tescilini almıştı. Zeplinin satın alındığı Amerika Birleşik Devletleri merkezi şirketten bir de taahhüt alınmıştı. Türkiye'ye başka zeplin satışı gerçekleştirilmeyecekti. Yani Tango Charlie Alfa Victor Kilo Airship VIP Koç eşsiz bir zeplin olacaktı Türkiye'de. 29 Ekim 1998'de 75. Cumhuriyet Bayramı'nda özel olarak süslenmiş ve uçurulmuştu bu zeplin. Hava koşulları el verdiği sürece 10 saatin üzerinde İstanbul semalarında uçuyordu 1990'ların sonunda. Şehre renk katan güzel bir ayrıntıydı kesinlikle. Şimdi muhtemelen sizin de aklınıza şu soru gelmiştir. Koç Holding niye böyle bir zeplin aldı? Yani bu yatırımın amacı neydi diye. Tabii ki bu bir yatırımdı ve bu yatırımın kâra dönüşmesinin yolu da reklam almasıydı. Yani bu zeplinin gelir modeli reklamdı. Bunun yanında havadan görüntüleme ve gezi uçuşları içinde kullanılabilecekti bu zeplin. Ancak bu zeplin yatırımı ile ilgili en baştaki isimlerin bile bazı tereddütleri vardı. 22 Ekim 1998'de İstanbul Ticaret Odası'nın Kandil'deki tesislerinde bu zeplin ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi Koç Holding ve Koç Holding'in yönetim kurulu başkanı Rahmi Koç.
AVK'nın iyi iş mi kötü iş mi olacağını, masraf mı yoksa kar merkezi mi olacağını zaman gösterecek diyordu. Zira Airship Vehbi Koç bayağı masraflı bir araçtı. Onun dev cüssesinin yüksek performansını koruması için devamlı bakımlı olması gerekiyordu ve düşündüğünüzden çok daha büyük bir bakım ekibine ihtiyaç duyuluyordu. Üstelik bu ekibin büyük çoğunluğu yabancıydı, pilotların da büyük çoğunluğu yabancıydı. Bütün bu insanların konaklaması, bu insanlara ödenen paralar, işte bütün bunlar bu zeplinin çok masraflı bir alet olmasına sebep oluyordu. 1998 yılının Aralık ayında Koç Holding bir de basın gezisi düzenlemiş bu zepline, yani zepline basın mensuplarını uçurmuş. O gün o zeplinle uçanlar arasında Ayşe Arman'ın da olduğunu duydum. Ama tabii yani teyide muhtaç bir bilgi bu. Şimdi ben bu videoda Pancarköy videosunda yaptığıma benzer bir şey yapacağım, bir çağrı bırakacağım. Aranızda bu zeplinle ilgili konuşacak, bize spesifik bilgiler aktarabilecek birileri varsa eğer, yani Ali Koç dahil herkesten mesaj bekliyorum. Onları bu kanalda ağırlamak istiyorum. Bu zeplin meselesiyle ilgili böyle kıyıda köşede kalmış bilgiler, anılar varsa onları da bu kanalda ölümsüzleştirelim beraber. Peki netice, muhtemelen birçoğunuz merak ediyorsunuz. Bu zeplin şu anda nerede? Başına ne geldi? Ekim 1998'de hayatımıza giren bu zeplin İstanbul Hazarfen Havalimanı'nda duruyordu. Yani oraya bağlanmıştı. 29 Aralık 1999 tarihinde, yani hayatımıza girdikten bir 13-14 ay sonra, yaşanan şiddetli bir fırtınada bağlı bulunduğu yerden kurtuldu ve uçtu gitti. Çok saçma geliyor değil mi? Koca zeplin nasıl bağlı bulunduğu yerden kurtulur, böyle uçar gider, kaybolur. Kaybolmuş yani, bulamamışlar zeplini. Tabii o boyutlardaki bir hava aracı büyük risk teşkil ettiği için, hava trafiği için, havadaki uçaklar için kaybolması çok büyük bir panik yaratmış o yıllarda. Başta Atatürk Havalimanı olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, yani çevredeki ülkelerin havalimanları da olmak üzere bunlar uyarılmış, bu havalimanları uyarılmış ve bu meydanlara inip kalkan uçaklara bu zeplinle ilgili, kayıp zeplinle ilgili bilgi verilmiş. Zeplin çok uzunca bir süre aranıyor ama bulunamıyor. Tabii fırtınanın yönüne göre muhtemelen Romanya'ya da Rusya'ya gittiği tahmin ediliyor ama işte oralardan da bir haber gelmiyor. Yani koca zeplin kayboluyor. Yıllarca da haber çıkmıyor, ses seda çıkmıyor zeplinden. Daha sonra 26 Ağustos 2007 tarihinde Büyükçekmece Gölü kuruyor ve kuruyan göl yatağında ATV ile, bu motor benzeri dört tekerlekli aletlerden bahsediyorum, ATV ile gezen bir vatandaş dev bir pervane buluyor ve daha sonra kayıp zeplinin üzerindeki sis perdesi bu şekilde aralanmış oluyor. Yapılan incelemelerde Büyükçekmece Göl yatağında bulunan pervanenin ve pervane ile birlikte bulunan diğer birkaç parçanın zepline ait olduğu anlaşılıyor. Yani zeplin Büyükçekmece Gölü'ne düşmüş. Yıllar sonra da bir şekilde ortaya çıkmış. Ama koca zeplin kaybolduktan sonra o kadar arıyorlar, o kadar arama çalışması başlatılıyor ve yani böyle burunlarının dibinde Büyükçekmece Gölü'nde zeplini bulamıyorlar. Yani bu kısım pek aklıma yatmadı ama neyse işte. Zeplin meselesiyle ilgili çok konu var. Bu video yürürse diğer videoları da bu kanalda göreceksiniz zamanla. Evet, bu videoluk da bu kadar dostlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.